Hazreti Mehdi aleyhisselam nasıl ve nereden zuhur edecek? Dünya seni görmek için hasretle kanat çırpıyor. Gel, gel, insanların senden başka arzusu yoktur. Sen kendin, kendi zuhurunu Allah'tan dile. Bu bahçede senin renginde ve kokunda hiçbir kırmızı gül yoktur. Sonuçta kutlu müjde gerçekleşecek ama nasıl ve nerede? Rivayetlerin bildirdiğine göre zuhurun eşiğinde mübarek Ramazan ayında gökten semavi bir ses çıkacak ve herkes bunu işitecek. Onun dostları önceden belirlenmeyen bir gecede hareket edip sabah erken vakitte Mekke'de hazır olacaklar ve Hazreti görmek için hep bir ağızdan Hüseyin'i anıp "Ya Leseratil Hüseyin, ey Hüseyin'in kanını isteyen" şiarıyla koşacaklar. İmam tarafından kendisine Nefs-i Zekiye ismi verilen ve mesajı Mekke halkına duyurmakla görevli özgür bir adamı Kabe'nin yanı başında şehit edecekler. Ehl-i Beyt'in haksızlığa uğradığını bütün insanlığa duyuracak. Bütün insanları yeryüzünde adalet yönetimi kurmak için kendisini desteklemeye davet edecek. Onun yanında yer alan yakın dostları ona biat yani itaat sözü verecekler. Bu harekete büyük bir topluluk destek verecek. Mekke'den başlayacak olan bu hareket 10 bin askere ulaşacak. Onun kıyamı silahlı olacaktır. Kılıçla ayaklanma şuna işarettir ki onun işi bir duyuru veya kültürel bir hareket değildir. Aksine güç, silah ve adalet taraflarının desteğiyle insanların istediği adaletli dünya arzusunu gerçekleştirmektir. Hicaz'a hakim olan yönetim yıkılacak. O bölge hızla imamın yönetimine girecek. İmam Mekke ve çevresinin yönetimine dürüst bir adamı atayacak ve Medine'ye doğru yoluna devam edecek. Onun daha sonraki güzergahı Irak'tır. Küfe onun döneminde eski konumuna kavuşacak ve onun önemli karargahı ve hükümetinin merkezi olacaktır. Orada cuma namazını kılacaktır. Gerçekten Mehdi aleyhisselam devletinin başkenti ne görkemlidir ve imamı zaman ile birlikte Büyük Küfe Mescidinde namaz kılmak ne tatlıdır. Sahtekar ve zalim Süfyani sultasını yıkmak ve Şam'ı mukaddes devriminin beşiği yapmak için hareketin bir sonraki adımı Şam yönüne doğru olacaktır. O zaman büyük bir ordu ile Kudüs ve Filistin'e yürüyecektir. Mescid-i Aksa'da peygamberin emanetlerini ve hatıralarını açığa çıkarıp sunacak. Gerici Süfyani güçler imama karşı çıktığında mağlup olacak ve imam zafer kazanmış olacak. İşte orada İsa Mesih aleyhisselam İmam Mehdi'ye biat etmek için gökyüzünden yere inecek. Hak cephesine ve İmam Mehdi'nin dünya hareketine destek verecek. Onun dünya liderliğini pekiştirmek için Hazret'in arkasında namaz kılacak. Bu tavır dünya Hristiyanlarının İmam Zaman'ın çağrısını kabul etmelerinde çok etkili olacak. Evet arkadaşlar, bu yazıyı sizlerle paylaşmak istememin sebebi farklı bir bilgilerin olması, bildiklerimize karşı daha farklı bir görüşün olması dikkatimi çekti. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Yazıyı sizler de tekrar izleyin, dinleyin, tekrar tekrar ve Mehdi aleyhisselamın zuhurunun yakın olduğuna her an şahit oluyoruz. Şu an Orta Doğu'yu görüyorsunuz ve bu yazıda yine Orta Doğu ile ilgili bir açıklama var. Hazreti Mehdi'nin Orta Doğu'ya hakim olma olayı var. Evet, şu an
Afrin'den başlayan bir İslam ordusunun hareketi var. Bence bu yazıda birçok şey batıni mana içeriyor. Çünkü Hazreti Mehdi'nin ordusu benim zannımca Türk ordusu olacak. Türklerden oluşacak bu ordu. Ve şu an Afrin'e atılmış olan bu adım, bu büyük operasyon bence Mehdi Aleyhisselam'a doğru yol almış gidiyor. İnşallah hep birlikte bu güzel günleri göreceğimize inanıyorum en kısa zamanda. Evet, şimdi burada Mehdi Aleyhisselam'ın Şam'a, Küfe'ye hakim olup, Irak'a hakim olup, daha sonra Filistin'e doğru yol alacağını söylüyor. Ve Mehdi Devleti'nin başkenti Küfe olacaktır diyor. Ben İstanbul olacaktır diyorum. Çünkü halifelik İstanbul'da son buldu. Bu konuda farklı düşünüyorum ben. Bu yazıyı yazan arkadaşımızla aynı düşünmüyorum. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yönetimi de saltanatın bittiği yerde başlayacak. Evet, ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. En doğrusunu tabii ki Allah bilir ama Mehdi Aleyhisselam'ın vaktinin yakın olduğunu şu an hep birlikte görebiliriz, görebiliyoruz da. Vaktinin çok yakın olduğunu hep birlikte hissedebiliyoruz. Allah Hazreti Mehdi çıktığında onun ordusunda olmayı, onun tarafında olmayı, fiilen olmasa bile kalben onun cihetinde yol almayı, onun açmış olduğu yolda olmayı, onu savunmayı, onu desteklemeyi hepimize nasip etsin Cenab-ı Hak. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun İstanbul'dan olacağını, İstanbul'da dünya hükümeti kuracağını düşünüyorum. Ama en doğrusunu tabii ki Allah bilir. Çünkü mantıken böyle olması gerekiyor. Saltanat İstanbul'da son buldu. Ve tekrar İstanbul'dan ayağa kalkacak arkadaşlar. Bu konuda ben görüşüm bu şekildedir. Katılanlar olabilir, olmayanlar da olabilir. Herkese saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi işte İsa Mesih İmam Mehdi'ye biat etmek için gökyüzünden yere inecek. Hak cephesine ve İmam Mehdi'nin dünya hareketine destek verecek. Evet. Bu hadise Şam'da Emevi Camii'nde olacak diye söyleniyor genelde. Ama şimdi bu yazıda Filistin, pardon, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yani, Kudüs'te gerçekleşeceğini söylüyor. Evet, bu konuyla da ilgili aslında çok rivayetin olması Hazreti Mehdi'nin korunması açısından farklı bir şifreleme, onu koruma metodudur arkadaşlar. Çünkü yüzyıllar öncesinden onlar için de plan yapılmış. Yani Mehdi çıktığında bile hani onu rahat bırakmayacaklar, emin olun.
İlk mücadele yıllarında onu rahat bırakmayacaklar. O yüzden onu engellemek, onu öldürmek isteyenler çok olabilir. Ve bunun için hadislere bakarak ona suikast hazırlamaya çalışanlar olabilir. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz aynı konuda birkaç farklı görüş belirtmiş de olabilir. Zaten hadislere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bence Hazreti Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den Konstantiniyye'den zuhur edecek. Ve bu zuhur Allah'ın izniyle çok yakındır diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarla yayınlarımıza sürekli devam ediyoruz. Yeri geldiğinde canlı yayınlar yapıyoruz. Yeri geldiğinde videolar yüklüyorum. Bugün canlı yayınımız farklı oldu ve akşam saatlerinde erken bir saatte oldu. Gayet güzel bir katılım oldu. Bunun için teşekkür ederim herkese. Şu an saat geç olduğu için yayın başlatmak istemedim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu ve farklı bilgileriniz varsa bizlere gönderin. Instagram sayfamız var, izlemek bedava. Oradan gönderin ya da Gmail üzerinden de gönderebilirsiniz. Yayınlamamızı istediğiniz bilgileri bizlerle paylaşın. Biz de onları okuyalım, seslendirelim ve gerekirse isminizi de vererek burada yayınlarız. Yeter ki daha fazla insan daha fazla bilgi edinsin ve herkes sevaba girsin. Hazreti Mehdi konusunda olan aşk, iştiyak çoğalsın ve bu ateş tüm dünyaya yayılsın inşallah. Verdiğiniz desteklerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun her birinizden. Şimdilik videoyu sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yine arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum ve herkesi bekliyorum. Sevgiler, saygılar, hürmetler. İyi akşamlar.